Şunu bir dinleyin. Telefonu sol elinize tutuyorsunuz, sağ bileğinizdeki saate bakıyorsunuz. Üçüncü elinizde tuttuğunuz kahveyi yudumluyorsunuz ve dördüncü elinizde yeni bir olumlu bak videosunu izlemek için dizüstü bilgisayarınızı açıyorsunuz. Hayat ne kadar kolay değil mi? Yaklaşık 500 milyon yıl önce balıklar sürünerek karaya çıktı. Bu balıkların evrimsel süreç içinde uzva dönüşmeye başlayan 4 adet yüzgeci vardı. Amfibi canlılar çamurun içinde onlar sayesinde hareket edebiliyordu. Bu hayvanlar hareketlerine devam ettikçe yüzgeçleri de bacaklara dönüşmeye başladı. Birkaç yüz milyon yıl sonra ise bazı hayvanlar arka bacaklarını kullanarak ağaçlara çıkıyordu. Ve gerisini zaten biliyorsunuz. Peki evrim rotasından biraz sapsaydı ne olurdu? Mesela balıkların 6 yüzgeci ve amfibi canlıların da 6 uzvu olsaydı kulağa biraz ürpertici gelse de aslında son derece ilgi çekici değil mi? Tamam, evrim böyle gelişseydi neler olacağını öğrenmek için sabırsızlandığınızı biliyorum. O zaman hadi gelin bu şartlarda insanlığın geçireceği süreci birlikte inceleyelim. En iyi başlangıç noktası olan doğumla başlıyoruz. Şu an annenizin rahmindeki 8. haftanızdasınız. İki bacağınız ve 4 kolunuz bu dönemde oluşmaya başlıyor. İki tane daha kolunuz olduğu için vücudunuzun daha fazla beslenmeye ihtiyacı var. Bu da annenizin hamilelik sırasında sıradan bir hamile kadına göre çok daha fazla yiyecek tüketeceği anlamına geliyor. Doğdunuz ve 4 elinizle hemen annenizin elini kavradınız. İlk iki kolunuz omuzlarınızla, diğer ikisi ise kaburgaların hemen altında yer alıyor. Siz quad manous, yani 4 elli birisiniz. Çocukluk dönemi. Sıradan bir çocuğun sahip olduğundan 2 kat fazla oyuncağınız var. Anneniz sizi yatırmaya çalışırken kollarını alıyor, bir biberonla besliyor ve aynı anda gözlerinizin önünde bir oyuncak sallıyor. Ayrıca ebeveynleriniz bezinizi 2 kat hızlı değiştirebiliyor ve bu şahane bir şey. İki el kirli bezi çıkarırken diğer ikisi temiz bezi hazırlıyor. Öğle yemeği sırasında mutfak tam bir kaos alanı oluyor. Yemekleri dört bir yana saçıyorsunuz ve masaya kaşıkla vuruyorsunuz. Ama bu ebeveynleriniz için büyük bir dert değil. Anneniz lekelenen masayı bir eliyle siliyor, diğer eliyle de sizi besliyor. Üçüncü eliyle çayı koyuyor ve dördüncüyle de omlet hazırlıyor. Ebeveynleriniz evde sıkılmayın diye bir köpek sahipleniyor. Bu arada köpeğin de 4 yerine 6 bacağı var. Çünkü köpeğin uzak ataları da sudan 6 uzuvla sürünerek çıkmış. Büyüyorsunuz ve okul çağına geliyorsunuz. Oturduğunuz sıra normal sıradan biraz daha büyük. Öğretmen her iki sağ elini de kullanarak tahtaya matematik denklemleri yazıyor. Bunları bir elinize deftere geçiriyorsunuz, ikinci ve üçüncü ellerinizle kağıttan bir uçak yapıyorsunuz ve dördüncü elinizle de buruşturduğunuz bir kağıt parçasını sınıf arkadaşınıza atıyorsunuz. Ebeveynleriniz sizi bir resim kulübüne yazdırıyor. Sanat bu dünyada daha komik bir şekilde gelişmiş. Leonardo da Vinci'nin resimlerindeki Rembrandt'ın ve Michelangelo'nun heykellerindeki insanların hepsinin 6 uzvu var. Bu süre boyunca sadece insanın görüntüsü değil, çizim süreci de değişmiş. Tuvaller daha geniş, çizimler daha ayrıntılı, renkler daha parlak bir hale almış. Ama siz resim çizmek yerine spor yapmayı daha çekici buluyorsunuz. Bir spor kulübüne yazılıyorsunuz. En sevdiğiniz sporsa çift basketbol. Bu oyunda bir yerine iki top var. Oyuncular her ikisiyle de aynı anda top sürüyor ve onları pota çiftine atıyor. Ve tüm sporlar bildiğimiz hallerinden çok farklı gelişiyor. İki kılıçla eskrim ve dört eldivenli boks ile müsabakalar çok daha kıran kırana geçiyor. Tenis oyuncuları ise 4 raket ve 2 top kullanıyor. Sırıkla atlama sporunda yerden alınan destek arttığı için sırıkların seviyesi neredeyse 2 katına çıkarılıyor. Breakdance çok daha havalı görünüyor. Bir jimnastikçi örümcek adam gibi numaralar yapabiliyor. Herkes sporla hiç alakası olmayan biri bile rahatlıkla bir yerlere tırmanabiliyor. Fazla sayıda ellerin hareketi sayesinde koşucuların hızları artıyor. Ayrıca vücuttaki ek ağırlığı taşımak zorunda kalan bacaklarımız daha güçlü ve dayanıklı bir hal alıyor. Ve yüzme hızımız da çok artıyor. Artık motorsuz bir tekneyle gölü 2 kat daha hızlı geçebiliyorsunuz. Çünkü 4 tane kürek çekebiliyorsunuz. Özellikle kış mevsiminde bayılıyorsunuz. Kar topu oynamak en sevdiğiniz şey. Aynı anda 2 tane kar topu fırlatabildiğiniz için hedefinizi hep vurabiliyorsunuz. Gençlik yılları. Çift basketbolda bir yıldız oluyorsunuz. İki potoya da aynı anda iki topla sayılar atıp okul takımıyla şampiyon oluyorsunuz. Arkadaşlarınız size sıkıca sarılıyor. 4 kolla sarılmanın gücü bir hayli yüksek ama sırtınız da artık bayağı güçlü. Antrenmandan sonra duşa giriyorsunuz ve daha fazla duş jeli harcıyorsunuz. 4 koltuk altınız için de deodorant kullanıyorsunuz ve bu yüzden daha hızlı tüketiyorsunuz. Ergenlik çağında olduğunuz için görünüşünüze daha fazla zaman ayırmaya başlıyorsunuz. Tüm kıyafetlerin 4 kollu olduğu moda mağazalardan giyiniyorsunuz. Bu dünyanın moda anlayışı da çok farklı.
Kullanılabilecek iki kat daha fazla takı, yapılacak iki kat daha fazla manikür ve gösterip hava atabileceğiniz iki kat daha fazla kol saati var. Sırt çantalarının ve diğer çantaların 4 adet kayışı var ve pahalı kürk mantolar giyen insanlar devasa örümceklere benziyorlar. Market alışverişlerinize normalin iki katı kadar oluyor. Ama bunun sebebi tek seferde 4 tane dolu poşet taşıyabilmeniz değil. Artık daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Fazladan 2 tane daha kolunuz olduğu için daha fazla kalori tüketmeniz gerekiyor. Ama insanlığın tüketim ihtiyacı artmış olsa da dünyadaki kaynaklar hala aynı oranda. Yani bu dünyada hem yiyecek hem de su daha pahalı. Okulu bitiriyorsunuz ve biyoloji okumak için üniversiteye başlıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz, hiçbir dersi kaçırmıyorsunuz ve bilgisayarda birçok şey yazıyorsunuz. Hatta yazdığınız şeyleri iki kat daha hızlı yazabiliyorsunuz. 4 eliniz olduğu için aynı anda daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Bu nedenle bilgisayarınızın 2 tane faresi ve ek özelliklere sahip geniş bir klavyesi var. Telefon ekranları da daha geniş ve aynı anda 4 elinizi de kullanarak sohbet edebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda konserlere gidiyorsunuz. Piyanoların 2 tane klavyesi var. Gitarların tel sayısı ise normalin 2 katı. Davulcunun önü tamamen davullarla kaplı ve 4 elle harika ritimler atabiliyor. Ritim, hız, dinamizm. Müzik çok daha gelişmiş bir seviyede. Konsere çıkan süperstarlar karşılarında havaya kalkan daha fazla el görüyor. Bu arada spor antrenörleri spor salonlarında daha fazla vakit geçiriyor. Çünkü 4 tane kaslı kola sahip olmak 2 taneye sahip olmaktan daha zor. Restoranlarda inanılmaz bir iş yoğunluğu var. Garsonlar tek seferde 4 tepsi taşıyabiliyor ve aşçılar aynı anda 2 tane yemek pişirebiliyor. Yemeğinizi 2 tane çatal ve bıçakla daha hızlı yiyebiliyorsunuz. Masaj terapistliği en çok aranan mesleklerden biri oluyor. 4 elle kasları aynı anda hem ovalayabiliyorsunuz hem de masaj yapabiliyorsunuz. Daha hızlı olan ve çoklu görev yapabilmeyi gerektiren yaşam sayesinde teknoloji de gelişiyor. Neredeyse tüm hastalıkların çaresi bulunuyor. İnsanlık büyük ölçekte yapay ve organik gıdalar üretmeyi öğreniyor. Sonra sıra yetişkinliğe geliyor. Üniversiteden başarıyla mezun oluyorsunuz ve bir araştırma enstitüsünde biyolog olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Orada gelecekteki eşinizle tanışıyorsunuz. Evlenme teklif etmek için dizlerinizin üstüne çöküyorsunuz ve müstakbel eşiniz için satın aldığınız 2 adet yüzüğü gösteriyorsunuz. Aldığınız cevap evet oluyor. İşiniz evrimin tüm hayvanları neden 6 uzuvlu ödüllendirmeye karar verdiğini araştırmak. O bölgede yaşayan hayvanları keşfetmek için Amazon yağmur ormanlarına gidiyorsunuz. Oradaki hayvanlar 6 ayakları üzerinde hareket ediyor. Bu yüzden çok daha hızlılar, güçlüler ve çevikler. Ama bu ormanda sadece 2 kolu ve 2 bacağı olan ve önceden bilmediğiniz bir primat türünü de keşfediyorsunuz. Gelişmiş DNA analizi sayesinde bu primatların atalarının diğer balıklardan 100 milyon yıl önce sudan çıktığını öğreniyorsunuz. Bu balıklar da karaya çıkmış ama uzuvları 4 tane olacak şekilde evrilmiş. Geri kalan amfibi canlılar sığ yüzeylerde yüzmeye milyonlarca yıl boyunca devam etmiş. Ve bu süreçte yırtıcılardan daha kolay kaçmalarını sağlayan 2 tane daha yüzgeçleri olmuş. Bu verilerle birlikte araştırmanızı tamamlıyorsunuz ve insanların sadece 4 uzvu olsaydı dünya nasıl olurdu acaba diye düşünmeye başlıyorsunuz. Sonuç olarak tüm bunları düşünmek gerçekten çok ilgi çekici. Ama ben şahsen fazladan kolu olan tüm gömleklerin, ceketlerin, paltoların ve diğer kıyafetlerin daha pahalı olacağından eminim. Ama şu da bir gerçek. Daha fazla kol ağzı olan sihirbazlar bizi daha çok etkileyebilirler. 4 elle poker oynamak 2 kat daha hızlı kazanacağınız ve kaybedeceğiniz anlamına gelir. Ve 4 kolu olan dondurma makinesi sayesinde dondurmanızı çok daha hızlı alabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz ellerinizi kaldırın. Bir dakika. Ne? 2 eliniz mi var? O zaman videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı da burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmayı unutmayın.